Devam ediyoruz yayına sevgili izleyiciler. Şimdi mankenle sormak istedim. Seher'e bir soru daha var. Seher'i bir göreyim lütfen. Seher'i bir ekranda görürsem. Seher, şimdi biz böyle küçük bir daire olarak işaretledik ama bu şeyi, darbeyi kafasındaki. Şöyle, ha evet aynen. Aslında bu kadar değil. Bayağı şöyle bu avucumun içi kadar, şurası kadar yoğun bir kan varmış. Yani olay yeri inceleme ekibinin çektiği fotoğraflarda, otopsideki şeye göre. Şurada çok yoğun, şu kadar yoğun bir kan var. Çok yoğun bir kan var. Ama bu kadar yoğun kan mesela buralarda yok. Şu aşağılarda, omuzlarda falan yok. Tamam, burada çok yoğun kanamış yani burası. Burası yoğun kanayınca Seher, sanki biri bir kazaklı bir şeyle böyle bastırmış, bir şey durdurmaya çalışmış yani bu kanı. Tamam mı? Öyle de senin kazan bence kan oldu yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi buradaki yoğun kanı bir de anladın mı sen benim dediğimi? Burası yani fotoğraflara göre, olay yeri inceleme ekibinin fotoğraflarına göre şurada çok yoğun. Şu büyüklükte kan var çocuğun kafasında. Buraya kadar kan var. Ama bu kadar kan normalde aşağı kadar buralara sızması lazım. Sızmamış. Buralarda kan yok. İşaretlediğimiz yerlerdeki yerler kadar ufak ufak bir iki şeyler var, çizikler var vücudunda. Bu kadar kan. Senin kazanını buraya mı bastırdın? Hayır. Acaba öyle mi şey oldu? Hayır. Ha? Hayır. Nasıl oldu peki, bu kanın aşağı inmesi gerekmiyor mu ya? Evet. Akması gerekmiyor mu? Üstün başın kan olması gerekmiyor. Ben de gördüm fotoğrafları, sana da gösterdim. Evet. Hatırlamıyor musun? Açayım fotoğrafları tekrar. Oraya takıldım ben, kaldım orada, çıkamıyorum. Şu konumuzu çağıracağım yani. Gözünü seveyim Seher. Yani böyle bir şey olabilir mi? İzninizle sevgili izleyiciler, açayım ben şu fotoğrafı da. Ha, Doğanay sen bana göndermiştin. Bir dakika. Şimdi bak. Yani bu çocuğun vücudunda öyle kan yok ki. Yok, göstermeyeceğim yüzünü. Kan yok ki Seher. Çok hafif var. Bak şurada böyle kan var. Bu kadar var yani. Görüyor musun? Bak sanki buralara böyle bir şey bulaşmış gibi yani. Şimdi bir dakika, ben diğer şeyi de göstereceğim. Bir dakika sevgili izleyiciler, hemen size gösteremiyorum tabii. Bak kafasına darbe aldıysa bu kadar. Sen acaba o kafasındaki kanı durdurmak için baskı yapmış olabilir misin? Hayır. Yok, kan yok yani. Büyük bir darbe almış. Şu kadar elimin göğsü avuç içi kadar da kanamış çocuğun kafası. Ama üstü başında kan yok. Gördün değil mi? Bu ne demek? Söyler misin, bu ne demek Seher? Normalde birinin kafasını taşa insen üstü başı kan olmaz mı? Aşağı doğru kan akmaz mı? Olur. Olur. Gerçekten Seher, bir şeyleri bence hatırlayamıyorsun, hatırlamak istemiyorsun ya da işine gelmiyor. Üç olasılık var yani. Kazadan demek ki orayı bastırma. Çıkardın kazağı, bastırıp onu belki kurtarmaya çalıştın. Yaptıysan söyle, iyi bir şey yapmışsın yani. Kötü bir şey yaptığın için sana suçlamıyorum. Sonuçta taş atmışsın, sonra arkasından onu kurtarmaya çalışmışsın. İyi bir şey yapmışsın yani. O kan öyle mi oldu üzerine geldi senin? Ay niye susuyorsun Seher? Hatırlamaya mı çalışıyorsun? Sus, ben susayım mı? Yardımcı olayım sana biraz. Hadi susayım o zaman biraz. Fotoğrafları görünce inandı bana yani. Evet. Kan aşağı gelmemiş. Yukarıda kalmış. İnsanın bir yeri kanadığında aşağı doğru akar ya. İşte bazı meseleler olunca, yani bazı konular olunca kilitlenip kalıyorsun. Kilitlendin mi yine? Kilitlenmek değil ama yani... Ya bu soruları sormakta haksız mıyız Seher? Haklısınız abla, haksızsınız. Cevabını ver bize lütfen. Benim daha bomba bir bilgim var da onu yarım netleştireceğiz. Aslında aşağı yukarı belli de yarın açıklayacağım sevgili seyirciler. Hatırlamıyor musun hala? Çocuk yere düştü.
Kafası kanıyor. Sen panik oldun ve kanı durdurmak istiyorsun. Sivişörtünü çıkardın. Kanı bastırdın. Akmasın diye. Olabilir mi? Yazık ya Bediyeciğim. Ah canım Bediyeciğim. Ne oldu Ser? Allah büyüktür. İyi ve geç adalet yerini bulsun. Başka bir şey istemiyor. Savcılardan, adaletten yardım istiyorum. Bununla iyi ve geç dama girmesini istiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya gezip de gözüm mühinde dayanamıyor. Kocaman oğlum kurban oldu, kurban oldu. Allah'a havale ediyorsun. Allah da bunların canını nasıl alacak bilmiyorum. Yatıyorsun kalkıyorsun nasıl canlar çıktı İsmail'imin diye dua ediyorsun. Sorulara yanıt bulayım diye dua ediyorum diyor. Soruların cevabı sende Seher. Niye bakıyorsun annesine öyle? Üzüldün mü diye ilk kez. Acaba onu öyle görünce çam dalında yüreklerin sızlıyor mu? Vicdanın sızlıyor mu? İçin rahat mı? Ben onu bilmek istiyorum. Soruma da cevap de. Verecek misin? Veririm Allah. Vicdanım rahat benim. Rahat. Ben bir şey yapmadım. Yapmadıysan o zaman söyle. Kim yaptı elimden bunu? Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum size. Kim yaptı bunu? Yapsınlar da, yapanlar da ortaya çıkmasın diye elimden geleni yapıyorum. Kuş mu öldürdü, yılan mı kovdu, yılan mı vurdu yani? Kim öldürdü bunu? Senin yanında yaptılar gelenlikle bunu. Yanımdayım, kimse bir şey yapmadı. Benden yaptı. Sonra ne olduysa bilmiyorum ben. Tuzaklara düştüm anne diyor, üryalarıma giriyor. Ben tuzak kurmadım oğlunuzla. Tuzaklara düştüm anne diyor, sizi dinlemedim ben, şeytanları dinledim diyor. Bizi ben dinlemedi oğlum. Ben tuzağa düşürmedim oğlum. Sen tuzağa düşürdün. Ben düşürmedim. Düşürdün. Onu anne olarak söylüyorum. Gelenlikle de söylüyorum. Canım çıkasıyı da söylüyorum. Söylüyorum. Sen tuzaklara sürükledin oğlumu. Ben düşürmedim oğlunuzu tuzağımıza. Ben çekmedim. Nasıl isyan etti? Seslerini duydun mu? Ne dedi kızım? Anamı dedi. Babamı dedi. Çığırışlarını hiç duymadın mı? Duymadın mı? Sana da kurban olan bir söyle. Allah. Hatırladın mı Seher? Sivişörtünü çıkartıp oraya bastırıp kanı durdurmaya çalıştın mı? Seher. Yapmış olabilirsin sanki. Durduramayınca da o panikle oradan mı ayrıldın? Ama sen oradan ayrılırken yaşıyordun. Ben öldüğünü düşünmüyorum. Öyle mi bulaştı kan? Hadi yanıtını ver şu kanın ya. İçine içine konuşuyorsun, dışına konuş. Sen? Dudakları oynuyor ama anlamadım yani. Evet sen. Canım. Hediyeciğim çok perişan durumda hepimiz. Senin bize o bilgiyi, bu bilgiyi verebilirsin. Bu sonuçta sen ona o sırada yardım etmişsin. Bastırdım kafasını de. Desene iki kelime. Şortumla bastırdım kafasını de.
öyle yaptın değil mi Seher? Bence öyle. Onun kanı dön. Evvel de bahsediyor. Tamam. Bir dakika söyledi. Tamam. Öyle mi yaptın? Aa. Vay. Teşekkür ederim Seher. Anlat şimdi bize, seni dinliyoruz. Hiç kimse konuşmayacak. Çok büyük bir sessizlik istiyorum. Hiç kimse müdahale etmeyecek. Sadece Seher konuşacak. Evet Seher. Hadi bir tanem, anlatır mısın lütfen? Abla işte taşı vurduktan sonra işte hani dediğim gibi, ben hani dedim hiçbir zaman İsmail'i öldürmek istemedim gerçekten. Biliyorum, sen o sırada onu öldürmedin, kendini korumaya çalıştın. Ben kendimi korumak için eline her şey yaptım. Hadi Faruk abi de hani yardım istemedim. Odu yani. Faruk'u boş versen şimdi. Mesela olay anında taş attıktan sonra olanları anlat. Hani kanamaya başladı. Kafası yüzüstü evet. Mü düştü? Evet. Tamam. Ama gerçekten hani yaşıyordu abla. Hı-hı. Yemin ederim sana yaşıyordu. Benim başka bir bilgi daha var. Bence o sırada yaşadığını ben de düşünüyorum. Yaşıyordu. Bir bilgi var, onu da açıklayacağım ama bir netleştireyim, izin ver. Yarın açıklayacağım sevgili izleyiciler. Netleşmeden açıklamak istemiyorum. Taşı attın, yüzüstü düştü. Evet. Sonra? Yani yardım etmek istedim abla ya. Gerçekten. Ne yaptın? Yani vicdansız bir insan değilim. Gerçekten yardım etmek istedim. Ölmesini istemedim hiçbir zaman İsmail'im ben. Ne yaptın o sırada? Dedim ki ilk bir hani elimle şey yapmaya başladım, tuttum. Neresini tuttun? Yani o kanayan yerini elimle, elimdeki kanlar ondan. Bastırdın. Evet. Başka hiçbir şey görmeyin lütfen, evet devam edelim. Ondan sonra durmadı işte. Hı. Ondan sonra oldu işte dediğim gibi. Sivişörtünü çıkardın. Evet, müdahale falan etmeye başladım ondan sonra. Sivişörtünü çıkardın, onunla mı kanın bastırmaya mı çalıştın? Evet. Ondan sonra kan olduktan sonra zaten hani korktum ben. Ondan sonra gittim orada uzaklaştım işte. Ondan sonra Faruk'u aradım. Ondan sonra bana hani dediği gibi görüntülü gösterdim işte ortalığı falan. Peki görüntülü gösterdiğin yer olay yerini mi görüntülü gösterdin? Hayır, olay yerine uzaklaştıktan sonra. Şimdi uzaklaşmayalım. O zaman sen bıçaklamadın bu çocuğu. Abi öncesinde bıçakladım. Ya bıçakladığını bıçağı zannetmişsin. Bıçağı gerçekten çıkardım, sapladım hani. Ama şöyle bıçağın ucu kırık. Ben o yüzden psikoloji sapladığını gerçekten sapladığını çıkardım. Sapladığını zannediyorsun ama bıçağın ucu kırık, farkında değilsin belki de. Olabilir abi, dediğim gibi hani evet. Oradan kurtulmak için eline gelen her şeyi yaptım. Tamam. Yapmadım demiyorum, yaptım. Tamam. Kendimi kurtarmak için her şeyi yaptım. Peki çocuk nereye doğru gidiyordu sen arkasından taşı attın? Ya sırtı dönük sana zaten, niye taşı atıyorsun o sırada? Taşı atmanı gerektirecek bir durum yok. Yok abla, o sırada hani aşağı mı gidiyordu bir şey, o sırada hani aramızlık dediğim gibi... Kavga zaten şiddetlendi ama ondan sonra hani nasıl arkasını döndükten sonra attım yani. Hı. Hani bir umut hani gelir İsmail, diye. İsmail yüzüstü düştü. Evet. Ama yaşıyordu ama ölmedi yani. Yüzüstü düştü. Evet. Sen gittin çok fena kanamaya başladı. O zaman bu düşer düşmez sen hemen gittin kanı bastırdın. Yani işte kan gelmediğine göre yakın hemen. Yani düşündükten sonra ayak şey hani yani acıdı yani. Hani, canı acıdı. Yani ben hani o şeyden yani ben elimi durdurmaya başladım. Bir elim. O sırada sana bir şey söyledi mi İsmail? Söyledi. Söyledi de hatırlamıyorum gerçekten. O şey ne kadar netliğini şey yapamam. Hani öyle. Kanı onu durdurmaya çalıştın. Kan durmadı. Ondan sonra gittim işte. Sivişörtü çıkarttın. Evet. Onunla bastırdın. Ne kadar kaldın öyle? Valla saatin dakikasını bilmiyorum ki abla ya. O olayın şeyin şokunla hani bir saat bir şey söyleyemem. Ondan sonra dediğim gibi uzaklaştım ettim işte Faruk'u aradım onunla yardım istedim işte. Peki Faruk'a bahsettin mi taş attığını, o şekilde kanı bastırdın? Ben ona her şeyi söyledim ya, o şok şeyine söyledim zaten. Bunu biliyor mu Faruk efendi? Söyledim tabii, bıçakladım falan söyledi. Sonra diyor ki bıçaktan haberim yoktu, vardı. Hayır hayır, kafasına taş attığını sonra sivişörtünü çıkartıp onunla kanı durdurmak istediğini anlattın mı İsmail? Şey, Allah şakını anlatmış olabilirim Allah. Arabada direkt attıktan sonra fotoğrafımı çekti zaten. Niye senin fotoğrafını çekti o anda? Ya bilmiyorum, direkt fotoğrafımı çekti. Ben olayın şakındayım zaten, arka tarafta hani öyle bir durumdayım zaten. Hani direkt fotoğrafımı çekti. Bir kanıt, bir şey gösteririz diye. Öyle dedi yani, bir kanıt. Peki bunu sen... sana da atayım dedi, sen de dursun dedi. Ben durmasını istemem, ben de kalmasın dedim ben. Sen sivişörtü bastırdın yarasının üzerine. Kan durdu mu sonra? O durmadı herhalde. Aklım aklımı ya. Orasını net olarak bilmiyorum ama hani ben müdahale ettim yani. Nefes alıyor muydu o sırada? Alıyordu. Hani ben abla gerçekten yaşıyordu o bıraktığımda. Bastırdın ne için? Üstünden bastırdın.
bastı mı? Ben sizden bıraktım mı yaşıyordu. Ben de yaşadığını düşünüyorum. Bilgiye dayanarak düşünüyorum. Yaşıyordu abla. Ondan sonra yardım ettim. Ondan sonra sen, ama bir şey söyleyeceğim. Ama sonuçta yaşıyordu derken baygındı yani. Sonuçta kafasına büyük bir darbe almış. Büyük bir kan kaybetmiş. O kanı da sen durdurmaya çalışmışsın sivil şortünle. Doğru mu? Evet. Demin fare söyledim, yardım istemişti. Ondan sonra dedim ya benim petrole bıraktı. Ondan sonra çıktı gitti. Ya o zaman seher kafasına bu şekilde darbe almış. Sen o kadar oluk oluk kan akmış birinin, bir çocuğun ayağa kalkıp sonra kendi hayatını son verdiğini düşünüyor musun? Hayır. Ben de öyle. Çünkü sen o sırada o çocuğun o kollarındaki morlukları da görmeyelim mankeni ama konuşuyoruz. Kolundaki morlukları da oluşturmadığını söylüyorsun. Ben yapmadım abla. Onlar morluk yani. Ben yapmadım. Dediğim gibi hani bunu hani şey yapmış olabilirim ama hani sırtını ayak tarafına bir şey yapmadım ben. Kollarını ayak taraflarına vurmadım dediğim gibi. Morluklar ben yapmadım. Peki bu çocuğu taşı attığında tam neredeydin? Sen o taşı nerede attın çocuğa? Aşağıda hani dediğim gibi bulduğumuz yerde hani o asılan yerde sadece hani uzaksa arada mesafe var zaten. Yani işte ölü olarak bulunduğu yerle senin o kafasına taş attığın yer arasında bayağı mesafe var. Var. Ne kadarlık bir mesafe hani var? Sizde avukat hanım kadar vardır yani. Ha. Hani belki yani vardır. Bir 10 metre kadar falan. Yani öyle yumurta da taş yok. Nereden buldun sen taşı? Ya götürmüşler gitmişlerdir komşulardır bir yere ya. Delil çıkar diye bağırıp her şeyi yapar ya. Nereden buldunuz da attınız oradan yumurta da taş yok. Ben boğuşukan attım. Ben neremiş taş o da? Yoksa saklanan yoksa yoktur birim kardeşim. Ne yapayım? Taksinin o da varsa var taş. O da aşağıda taş yok. Saplanan mı vurdunuz? Yarın bakalım orada. Gerçi 29 Nisan'da olmuş. Taş yani ya, taşlık bir yer değil mi orası? Yok neresi? Taksinin olduğu yerde varsa taşlığa ya. Yarın bakalım lütfen ya. Bakalım.